Efendim merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz diyemeyeceğim. Her zamanki keyifli açılışımı da maalesef yapamayacağım. Çünkü bu videoyu izliyorsanız muhtemelen yani şu an ciddi bir acı yaşıyorsunuz. Çünkü bu ürüne girdiniz ve sıkıntılı bir durumdasınız. Acınızı paylaşıyorum. Öncelikle söyleyeyim yani bu ben demiştim videosu değil. Yani onu bir kere kafadan söyleyeyim. Onun yeri değil artık yani. O konuyla ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Eğer daha önce izlemediyseniz, geçen sene yaptığım bir video, piyasa çok çok iyi yerlerden bir şey yapmışken, yani ben konunun tamamen biliyorsunuz tokat olduğunu düşünüyorum ve dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum. Bunu da açık açık söyleyebilen tek vatandaş sayılabilirim. Ama şu an bundan bahsetmeyeceğim yani. Konumuz bu değil. Ne olduysa oldu. Geçmiş olsun. Ondan sonra ama neden oldu? Biraz onu anlatmam lazım. Çünkü yine piyasada şimdi bakacağım bu Pokemon'lar yani bu coin yorumcuları, coin'cilerin hepsi Pokemon yani. Bunlar şimdi gelecekler abidik gubidik bir sürü şeyler söyleyecekler yine. Yani ben o konuda hani yorum da yapmadığım zaman hani konuya girmediğim zaman biraz da şey hissediyorum açıkçası yani. Yalnız bırakmış gibi hissediyorum. Çünkü bu çoğunuzun portföyünde illaki bir hani fon yatırımcısı da olsanız, opsiyoncu bile olsanız illaki portföyünüzün bir kısmında bu ürün var yani alıyorsunuz satıyorsunuz. Ben de alıyorum satıyorum. Bak işin tamamen tokat olduğunu düşünmeme rağmen trade ettiğimi söylüyorum. Hatta birazcık pozisyon da aldım yani şimdi. Yani trade etmesinde sıkıntı yok. Alım satımına karışmıyorum. Olabilir yani biz traderız biz çorap da alır satarız yani. Ama hani ben olayın genel mantığına karşıyım. Neyse ona bakarsınız isterseniz videodan. Şimdi size neden olduğunu, bu son zamandaki satışların özellikle nelerden kaynaklandığını trader gözüyle anlatmaya çalışacağım efendim. Buyursunlar, geçelim videoya. Şimdi biliyorsunuz korkunç bir çekilme söz konusu. 25'in altını gördüğü gibi zaten müthiş bir likidasyonla yani şu an 24.000'in altında seyrediyor Bitcoin. Altcoin'lere zaten bakamıyoruz bile yani göz gelmiyor. 15 dolar seviyesinde bizim Emin Hoca'nın AVAX'ı ada dümdüz zaten Ethereum 1219 1220 dolarlarda. Peki bu neden oldu arkadaşlar? Bu niye oldu biliyor musunuz? Efendim. Şu olaylar yüzünden oldu. Şimdi kripto işinde şöyle bir sistem var. Daha önce kullandınız mı bilmiyorum. Ben şahsen de kullandım bunu. Biliyorum o yüzden ne olduğunu, nasıl çalıştığını. Celsius gibi firmalar var. Daha önce duymadıysanız size kısa bir özet yapayım. Şimdi bunlar da finans şirketleri. Ve devamlı denetlenmeye çalışıyor vesaire vesaire. Kavgaları belki duymuşsunuzdur. Belki haberlerden aşinasınızdır. Şimdi bu tarz şirketler efendim sizin coinlerinizi gelip bunlara yatırıp yani bunlara gönderiyorsunuz coininizi. Bunlar bir şirket tamam mı? Başı da şu arkadaş. Ondan sonra buraya gönderiyorsunuz ve sizin gönderdiğiniz coinlerinizi teminat olarak sayıp yerine kredi alabiliyorsunuz. Yani evinizi teminat göstermek gibi düşünün. Aracınızı teminat göstermek gibi düşünün. Ne bileyim işte dolarınızı teminat gösterip TL kredi almak gibi düşünün. Yani bir teminat usulüyle çalışan ve size teminatınızın belli bir kısmında, belli bir kısmı tutarınca aylık taksitlerle kredi veren, ondan sonra sizden aldığı coinleri işte borsalara likidasyon niyetine pazarlayan ve işte bunlardan para kazanan bir firma. Bunun gibi bir sürü firma var. Bunun decentralized yani merkezi olmayan halleri de var. Problemin neden kaynaklandığını anlamak için önce bu mantığı çok güzel kavramamız lazım. Bir tane şirket var. Tamam, banka gibi. Buraya götürüyorsun coinlerini yatırıyorsun. Sana teminat veriyorlar. Şimdi sistem nasıl çalışıyor biliyor musun? Sistem şöyle çalışıyor abi. Şimdi gittin sen bu arkadaşlara ya acil durum yayını yaptığım için arkadaşlar yarım saatte hazırlandım idare edin yani normal benlik bir şey değil bu biliyorsun. Yani daha güzel yapardım da bir an evvel videoyu yapmak istedim açıkçası. Şimdi diyelim ki 100 bin dolarlık bir X teminatı veriyorsun adamlara. Bunun içinde ne olabilir? Bunun işte atıyorum tamamı Ethereum olabilir. Veya işte bir kısmını Ethereum, bir kısmını Bitcoin, bir kısmını X coin yapabilirsiniz. Yani büyük coinlerin neredeyse tamamını kabul ediyorlar ve bunların hepsine teminat olarak kullanabiliyorsun. Tamam mı?
$100,000 teminat yatırdın. Şimdi adam sana diyor ki kardeşim ne kadar kredi istiyorsun diyor. Sen diyorsun ki benim varlığımın %25'i kadar bana kredi ver. Yani $100,000 teminat gösteriyorsun, $25,000 kredi alıyorsun adamdan. Ve %25 kısmı özellikle anormal düşük, yani aylık birkaç dolar veriyorsun sadece falan. İşte düşük risk, düşük taksit oluyor. Ödemeleri de kısa oluyor. Ve sana bayağı uzun süreye kadar kredi verebiliyorlar. Ne yapıyor vatandaş bunu? Diyor ki ya şimdi piyasa diyor düşüşe başladı. Ben diyor elimdeki malı satmayayım. Özellikle büyükler, büyük varlık sahipleri yani. Malı satmayayım, bedavaya elimdeki malı arttırayım diyor. Bedava dediği işte $100,000'ını atıyorum, $25,000 para alacak. Sonra o $25,000'la da mal düşecek ya, düşüyor ya. Düşük fiyattan gidecek malı alacak. Yani bedava. Malı duruyor. Atıyorum 10 Ethereum yatırdı. Tamam mı? Ondan sonra $25,000 kredi aldı. 10 Ethereum karşılığında dolar olarak. Sonra gitti. Onunla işte atıyorum 2 tane daha. 3 tane 5 tane daha Ethereum aldı. Tamam mı? Ne oldu? 10 tanesi duruyor zaten. Tamam mı? Elinde de fazladan 3-5 tane daha mal oldu. Tamam, sonra piyasa tekrar geri dönerse yukarıya ne yapıyor? O elindeki işte krediyle aldığı Ethereum'u satıyor. Karını alıyor. Gidip kredisini kapatıyor. Dolayısıyla hem malı duruyor, hem dipten mal almış oluyor, hem de aradan kar etmiş oluyor. Teoride güzel. Eğer piyasalar bu kadar çakılmazsa. Şimdi bunun bir 25'lik versiyonu var. Bu en düşük risk, en düşük taksitli olanı. Yani varlığının sadece %25'ine kredi alıyorsun. Bunun %50 versiyonu var. Bu da orta riskli versiyon. Bu da senin paranın $100,000 varsa $50,000 kredi veriyor sana, tamam mı? Bu da %50. Bunun taksidi biraz daha yüksek, riski daha fazla olduğu için. Bir de çok yüksek riskli grup var. Bu da %75. Yani $100,000'ına $75,000 herif senin $100,000'lık teminatına, yani $100,000 karşılığı yatırdığın Ethereum'a, Bitcoin'e, Xcoin'e $75,000 direkt senin hesabına parayı yatırıyor abi. Tamam. Bu da yüksek risk, yüksek grup taksit. Şimdi ne anlama geliyor bu? Arkadaşlar, $100,000 teminatınıza %75'ine kredi alırsanız, yani $100,000'lık teminat karşılığı adam sana $75,000 nakit parayı verirse, herif sana diyor ki, kardeş diyor, varlığın diyor, yani elindeki bu yatırının bana teminat olarak gösterdiğin şeyler, $75,000'ın altına inerse, iniyormuş gibi yaparsa, çünkü biraz da payı verecek, 75 bin, yani yuvarlak söylüyorum burada, takılmayın rakamları. Hani 75.865, yani 75'e gelirse kardeşim diyor, bunun altına inerse diyor benim diyor param yanacak. Çünkü adam sana teminat karşılığı para vermiş. $75,000'ı adam eline vermiş senin, tamam. Şimdi adam da burada teminat tutuyor. Bu 75'in altına inerse senin ona borçlu kalman lazım. Adam ne yapıyor hemen? Baba diyor 75'e diyor yaklaşırsa diyor, ben diyor bu teminatı diyor götürürüm diyor piyasaya diyor, borsalara diyor. Ben diyor bu malı satarım, paramı alırım kardeşim diyor. Tefeci, tamam. Demek istediğimi anlatabildim mi? Dolayısıyla ne yapıyor? Senin teminatını piyasada piyasa fiyatına satıyor. Umurunda değil, o parasını alacak. Almak zorunda yani. Çünkü sana $75,000 vermiş. 75'in altına inerse bu adam zarar edecek. Bu sefer seni kovalayıp senden farkını alması lazım. Öyle bir mevzuya girer mi? Girmez. Dolayısıyla ne yapıyor herif? Hemen alıyor senin ne coin'in varsa kardeşim. Piyasaya götürüyor. Piyasa fiyatından. Bakın. Allah ne verdiyse sizin malınızı likide ederler. Bu aynısı orta riskli grup içinde geçerli. Bunlarda da $50,000 aldığı için herif. $50,000'ın altını görürsem kardeşim diyor. Allah ne verdi demem diyor. Komple diyor. Satarım diyor malını diyor. Şimdiki likidasyona sebep olanlardan en önemlisi bu düşük risk grubunda olanlar arkadaşlar. Yani şunlar zaten, bunlar patlamaya meyilli zaten. Bunlar 3 güne patlar yani. Bu arkadaşlar öyle 2 gün duramazlar bu piyasada. Orta risklilerin de çoğu patladı. Yani adam atıyorum şurada teminat verdiyse arkadaşlar, yani şu düşüş başladığı sırada diyelim ki adam 40 binde teminat verdi, tamam mı? Ondan sonra bu adam işte altcoin'lerle beraber düşünün mevzuyu. Ya atıyorum herifin elinde bizim AVAX vardı mesela şeyde. Tamam, adam geldi elinde işte malı var, tamam mı? $100'da işte geldi, aa çok düştü dedi, $80 dedi.
80 dolarda bu adamın şey aldığını düşünün. Şurada kredi aldığını düşünün bu adamın. 80 bin 80 dolardan teminat verdiğini düşünün. Tamam mı malına? Buradan teminat aldı. Ve bekliyor, diyor ki bu düşecek diyor, ben diyor mal alayım diyor. Şuraya geliyor 50 dolara. Bu adam buradan mal alıyor. Tamam mı? Buradan mal alıyor. Şimdi 80 dolarlık malı teminatta yatıyor. Firmada, teminatın içinde. Bunun yarısı kadar, yani 40 dolar karşılığında para aldı. Tamam mı? Ondan sonra basit konuşuyorum. Yani 10 tane olsa 800 dolar, işte yarısını aldı diyelim, 400 dolar para aldı abi, tamam mı? Sonra bu mal 50 dolara kadar düştü, dedi ki aa, dedi burada, dedi güzel dip yaptı, buradan seker bu, dedi. Sonra geldi burada bu 400 dolarıyla adam buradan malı aldı, tamam mı abiciğim? Kaç tane aldı? İşte 8 tane aldı. 8 tane daha aldı. Tamam. Sonra piyasa öyle bir çakılıyor ki bu 80 dolardan aldığı mal, 80 dolardan kilitlediği buraya teminat, 40 dolara geldiğinde likidite oluyor. Eğer %50 ile aldıysa. %50 ile aldıysa, yani paranın, teminatın yarısı karşılığı aldıysa, herifin malını burada borsa küt diye satıyor arkadaşlar. O yüzden işte bunları görüyorsunuz. Affedersiniz. Şurada gördüğünüz büyük satışlar var ya, işte bunların hepsi likidasyon, bunların likidasyonu. Büyük paranın likidasyonu. Yani şuralarda gördüğünüz gibi işte sert satışlar oldu, İşte vadelilerde likidasyon var falan filan, değil bu. Buradaki büyük paraların likidasyonu arkadaşlar. Hep bu teminatçıların paralarını burada patlatıyorlar yani. Maalesef. Adam diyelim ki %25 ile aldı. Tamam mı? %25 ile aldı diyelim. Bu arkadaş bile 80 dolar %25'e düştüğü zaman, işte 20 dolara düştüğünde, bu arkadaş bile, yani şu en güvenli olan arkadaş bile şurada patladı arkadaşlar. Şu 20 dolarda patladı herif. Onun için işte böyle sert düşüşler görüyorsunuz. Onun için şu anki yaşanan kan banyosu bu yüzden. Yani demek istediğimi anlatabildim mi? Bu hepsinde var. Bitcoin'de de mesela Bitcoin çok az hareket ediyor diye işte 30 binin altına düşme ihtimali neredeyse yok falan gibi görüyorlardı. Hani önceki dip 28-29 bin ya. 28 bin, 29 bin seviyesine, özellikle 27 bin seviyesine, pardon, imkansız gözüyle bakıyorlardı. Dolayısıyla bu piyasanın buranın altına inmez diye ona göre teminat aldılar. Yani gitti işte 30 bin, işte 50 bin dolardaysa, işte gitti dedi ki bu 25'i mümkün değil dedi, görmez dedi. 50 bin dolardan malını teminata bağladı. Bir de tepeden bağlıyor mesela bazısı. Çünkü parayı tepeden tutmak istiyor. Yani daha yüksekten teminat kabul etsinler diye. İşte şimdi bir Bitcoin'i 70 bin dolardan bağlarsan 70 bin dolar alırsın. Yani 70 bin dolar karşılığı kredi alırsın. %50 alsan 35 bin dolar alırsın misal. Ama işte atıyorum 40 binden bağlarsan 40 bin dolarlık teminat yatırmış olursun. Yarısını alsan 20 bin dolar alırsın, anladın mı? Onun için mesela tepelerdeyken bunu yüksekten bağlayan vatandaş çok fazla vardı. Dolayısıyla bunların hepsi arkadaşlar 25'in altını gördüğümüz anda inanılmaz derecede büyük bir likidasyon söz konusu oldu. Peki piyasaları aşağı çeken şey ne derseniz? Piyasaları aşağı çeken şey, evet, S&P abi. S&P yani. Çünkü çok büyük bir çöküş söz konusu. Cuma günü biliyorsunuz çok sert bir dayak yedi. S&P, hani geçen gün Twitter yayınında da o yüzden söyledim, yani elimde hiçbir hisse senedi tutmuyorum bu arada. Çünkü piyasalar hakikaten çok kötü. Enflasyon verisi kötü geldi. Değişik riskler, jeopolitik riskler de söz konusu. Ondan sonra petrol olayı hala çözülmüş değil. Tedarik sıkıntıları hala çözülmüş değil. Fed 75'ler konuşuluyor ama bence 50 yapacak. Yani 3 tane 50 görme ihtimalimiz var arka arkaya, 50 bas puan. Orası hala karışık yani çarşı. Bir de haftaya da böyle başlayan, bugün ters yapabilir ama, yani pazartesi günleri bizim patroncular bilir. Amerika böyle ters açmayı çok sever. İnanılmaz bir korkuyla açarlar. Arkasından bir bakarsın %3 artıda kapatmış. Abiler mal toplamış. Öyle bir ters olabilir, onu söyleyeyim. Ama ve lakin şu an vadelilerin bile daha pazartesi sabahından 2,5 ekside olması coin piyasasını tabii göçertti yani. Bütün piyasaları göçertti. Şu an dünya piyasalarının tamamı anormal derecede kötü vaziyette arkadaşlar.
Kriptolardan da bu kadar totalde büyük para çıkmasını, yani totalden ve özellikle altcoinlerden. Ayrıca altcoinlerde biliyorsunuz büyük sıkıntı şeyden kaynaklandı. Luna'dan sonra insanlar bütün altcoinlere, çünkü piyasa genelde cahil bir piyasa. İnsanlar ne aldığını bile bilmiyor. Hiçbir fikirleri yok aldıkları projeyle ilgili. O yüzden bütün projelere Luna muamelesi yaptılar. Dolayısıyla hani nereden çıkarsak kar, yani Avax'ı bile biliyorsunuz dümdüz ettiler ki bir Emin Gülsirer'in, bizim yani Türk bir hocanın projesi. Hani coinlere her ne kadar inanmasam da işin içinde Türk olduğu için destekliyorum. Ama gördüğünüz gibi 15'lere kadar göçtü. Bunun da sebebi Avax'ın network'ünde herhangi bir problem olması değil. Luna'nın yarattığı korkunun, yani ulan bu mal hakikaten sıfır oluyor kardeşim. Hani o bizlerin bağırıp çağırdığı durum gerçekmiş. Adam dedi ki ulan bunlar söylüyordu bu mal patlar diye, de hakikaten de oluyormuş oldu. Çünkü daha önce böyle bir şey olmamıştı. Bunun yarattığı korku, biliyorsunuz bu hikayeleri zaten. Bütün altcoin'leri dümdüz etti. Atıyorum yani. Bitcoin önceki seviyesinde 30 binleri gördüğünde, işte atıyorum benim mesela çok sevdiğim projeydi Solana, hep söylüyorum. Ondan sonra adamlar geçenler şuralardayken, işte şu 30-35 bin seviyesindeyken bu mal 110 dolardı. Luna'dan sonra tekrar Bitcoin 35 bin seviyesindeyken bu mal 50 dolardı yani. O yüzden altlar, biliyorsunuz şu dominanstan bakılıyor ona da. Gördüğünüz gibi rezil vaziyette, yani dominans tamamen 50'lere yaklaşmış durumda. Buranın üzerinde çıkarsa zaten altcoin diye bir şey kalmayacak gezegende. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Peki bundan sonra ne olur diye konuşursak, valla ben buradan biraz alım yaptım. Dediğim gibi bana biraz iş şey geldi şu anki durum. Bana biraz likidasyon gibi geldi. Yani satıştan ziyade bu bir teminat patlama olayı. Yani marjini yiyenlerin teminatlarının tamamen patlaması. Çünkü bu piyasada olanların elinde 5 kuruş para kalmadı arkadaşlar. Yani en babasına kadar, hani o Ekvador neydi, El Salvador bile dümdüz olmuş. Yani 100 milyon dolarlık malı vardı, 50 bin dolara falan düştü yani. Michael Saylor da günün birinde satışa başlarsa ne olacak? O da ayrı bir şey. O zaten büyük bir gerizekalı yani. Yaşayan en salak adam bana göre. Ondan sonra. Ama demek istediğim, bana biraz iş likidasyondan ötürü böyle geldi. Fazla, fazla tepki olarak geldi. O yüzden buradan bir giriş yaptım. Asıl giriş için 20 binin altını bekliyorum. Eğer 20 binin altını görürse buradan iyi bir alım daha yapacağım yani. Güzel bir kademe yapacağım. Ama 16 binin altında, 16 binin altında artık günlük kapanışlar görmeye başlarsak stop edeceğim çok büyük ihtimalle. Yani o anki duruma bağlı, neden olduğuna bağlı. Her zaman rakamlar net değildir. Biraz da nedenler önemlidir benim için. O yüzden yani keskin bir çizgi değil. Ama 16 binin altını görürse muhtemelen stop edebilirim. O yüzden riskinizi alın, hesaplayın. Deyin ki yani şuraya gelse bu mal, eğer alım yapacaksanız bu malda. Dediğim gibi videolarda da ısrarla söylediğim gibi, devamlı her yerde söylediğim gibi Bitcoin bir tokattır. O yüzden eğer alım yapacaksanız bu mala, şu kadar zarar etmeyi göze alabileceğiniz parayla alın. Yani bir sakın birikimlerinizi falan buna yatırmayın. Öyle dediğim gibi, hani öncekinde de söylüyordum. Kıbrıs'a gidip kumar oynayacağınıza bunu alabilirsiniz. Veya işte gidip patlak bir kağıdı alacağınıza bunu alabilirsiniz. Mesela atıyorum yani. Ya, tamamen gözden çıkartabileceğiniz bir parayla, işte atıyorum iddia oynayacaksanız bunu oynayın daha iyi. Evet, dursun. Çünkü illaki spekülatif bir piyasa. İllaki bir yerlerden geri döner bu. Veya bir tepki verir. O sırada en azından karınızı alır çıkarsınız. Yani işin tamamı tokat olmasına rağmen illaki bir spekülatif olaylar olacaktır. Zaten o yüzden olacaktır. Yani iş tokat olduğu için olacaktır. Hani projeye inanmasam, inansam pardon, Bitcoin'lerin gelecek olduğuna bir kuruş almam. Ama malın tamamen spekülatif olduğunu düşündüğüm için, abilerin nasıl para kazanacaklarını tahmin edebildiğim için veya kazandıklarını, o yüzden giriş çıkış yapıyorum. Size de böyle bir kademe öneririm eğer giriş yapacaksanız. Peki elimde mal varsa ne yapacağım diyorsanız da valla Allah yardımcınız olsun. Dediğim gibi bekleyeceksiniz. Yüklenmeyin artık. Yani zarardayken mal eklenmez. Eğer dünyanın malını aldıysanız, hala da almanın peşindeyseniz arkadaşlar almayın. O mal dönecekse zaten sizin aldığınız yere dönsün.
dönecek. Dönmüyorsa da eklemeyin yani. Hala elinizde ne var ne yok bir malı almayın. Hani şunlarda aldığım benim bütün portföyümün %5'i değil yani. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yoksa sizi ağlatır, sıkıntı yaşarsınız yani. Lütfen ekleme yapmayın. Bekleyin. Evet çok sert bir satış. Evet biraz fazla likidasyon var. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin yani. Lütfen daha fazla mal alıp böyle. Zaten elinizde mal varsa mala girdiniz. Riskinizi arttırmayın. Düşen bıçak tutulmaz. Yani riskinizi arttırmayın. Riskinizi arttırmayın. Kaliteli giriş yapmak isteyen arkadaşlarınız da dönüş bekleyebilir. Buralardan bir dip görüp dip formasyonu yapıp dönmeye başlarsa o anda giriş yapabilirsiniz. En kaliteli, en doğru giriş odur efendim. Şu anda da altcoin'lerden uzak durmanızı tavsiye ederim tabii. Yani malum hepsi Luna muamelesi görüyor. İlk adım gelecekse Bitcoin'den gelecek, arkasından altcoin'ler gelecek. Ethereum kısmına vallahi hiçbir şey diyemiyorum artık. Yani Ethereum'un kendisi bile 1200 dolarlardaysa işe inananlar için çok güzel bir giriş noktası onu söyleyeyim. Çünkü tam buralar onun akümüle olabileceği noktalar. Şuradan bahsediyorum arkadaşlar bakın. Yani buralarda bu mal toplanacaksa buralarda toplanacak. Hani ben abiler işin içine müdahil olacaklarsa buralarda olacaklar diye düşündüğüm için giriş yaptım. Sadece Bitcoin'e değil Ethereum'u da aldım. Birkaç tane de altcoin'den de aldım. Emin Hoca'ya destek olsun diye Avax da aldım. Dediğim gibi şuralar abilerin muhtemel müdahale edecekleri, mal toplayacakları piyasadan artık herkesi likidite ettikten sonra ki büyükler bile likidite oldu. Herkesi patlattıktan sonra buradan mal toplayabilirler diye düşünüyorum. Bana bir toplama alanı gibi geliyor. O yüzden aldım stop etmeyi veya tamamını kaybetmeyi göze alın arkadaşlar. Ya yani o alabileceğiniz, onu göze alabileceğiniz parayla giriş yapın. Durum bu. Yani böyle bir acil yayın yapmak istedim. Umarım faydalı olur. Yani durum kafanızda netleşir. Ne desem yalan buradan. Piyasa böyle bir piyasa ama en azından birazcık farkındalık yaratalım dedim efendim. Durum böyle. Cumartesi günü standart videolarımızla yine bu hafta Amerika'nın sektörel bazdaki ETF'lerini inceleyeceğiz. Bütün sektörlere bakacağız teker teker. Aralarında korelasyonlar da var. Çok tatlı bir video olacak yine efendim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.